Merhaba arkadaşlar. Bu önümüzdeki yük dil sınavı için size bazı tavsiyelerimiz olacak. Bunlardan bir kısmını burada sizinle paylaşacağız. Sınava hangi sorudan başlamanız gerektiğini anlatacağız. Çünkü bu da önemli. Yani sınav soru çözme tekniği taktiğinden ziyade zamanı kullanma ve hangi sorudan başlayacağını bilme sınavı gibi bir şey. Zamanı iyi kullanmak gerekiyor. Ve tabii soru sıralaması da bizim için önemli. Burada sizin için bir liste hazırladık. Yani sırayla hangi sorudan başlamanız gerektiği ile ilgili bir tavsiyemiz var. Öncelikle çeviri soruları. Bunları tabii tek tek anlatacağız. Biraz da sınava bakıp bunları biraz daha detaylandıracağız arkadaşlar. Çeviri sorularından başlamakta fayda var. Toplamda 12 adet soru var arkadaşlar ve her birine 1 dakikadan fazla ayırmanızı tavsiye etmiyoruz. Çünkü aslında burada çeviri yapmayacaksınız. Yani çeviri yapmamalı ve sadece önemli bazı kelimeleri çizmeniz gerekiyor. Bunlardan bir kısmı fiildir, bağlaç ve olmazsa olmaz yapılar. Hemen şunu da çizelim arkadaşlar, yapılar diyoruz. Öncelikle bağlacı çizmekte fayda var. Çünkü bağlaç cümleleri ayırıyor birbirinden. Ve daha sonra ana fiili bulmak lazım. Devamında da olmazsa olmaz dediğimiz bir zarf, bir sıfat olabilir ya da başka bir yapı olabilir. Bunlardan çözebilirsiniz. Hemen bakalım arkadaşlar. Herhangi bir sınavı seçeceğiz. Sosyal, sağlık, fen fark etmiyor. Bunlardan örneğin diyelim ki çeviri sorularına şöyle bir göz atalım. Çeviri soruları üzerinden gidelim. Yani sizin yapmanız gereken örneğin diyelim ki burada şöyle bir çizelim arkadaşlar. Şurada mesela bizim fiilimiz var. Hemen şöyle bakalım. Whether olup olmadığı var mesela ilacın alınıp alınmadığı fiilimizi çiziyoruz. Tabii whether bizim için cümlecik ama bağlaç olarak da sayılır. Ana cümlemiz şuradaki various yani değişir ifadesi. Dolayısıyla değişirden sonra ki başka bakıyorsunuz cümleciğin fiili ana fiil sayılmayacağı için bunu saymıyoruz. Önce ona bakmamız lazım. Yani değişire bakıyorsunuz. Hemen baktığınız gibi arkadaşlar sadece bir adet var. Peki olup olmadığı ifadesi var mı? Tek başına mı yoksa diğer ilaçlarla beraber mi? Yani olup olmadığı bununla mı yoksa tek başına mı? Bazı kelimelerin tabii ki karşılığı hemen bulunabilir. Tek başına mı yoksa diğer ilaçlarla birlikte beraber mi alındığına bağlı olarak diyor. Ve tabii ve ifadesi de yine karşılığı var. Yani arasak bütün kelimeler var. Çeviri için zaten buna dikkat etmeniz lazım. Yani bir fiil bağlacı çizin ve olmazsa olmaz bir iki yapı en fazla. O yüzden bir dakikadan fazla zaman harcamamak lazım çünkü bizim zamana ihtiyacımız var. İkinci olarak cümle tamamlama sorularından başlamanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü sizin kelime, edat, bağlaç sorularına geçmeden önce bir ısınma yapmış olmanız lazım. Cümle tamamlama soruları da 11 adet. Tabii son sınavı dikkate alıyoruz. 11 adet ve bunlara 2 dakika harcamak lazım arkadaşlar. Burada ise tabii bu tür cümle tamamlama sorularının yarısı bağlacın ana cümlede olduğu, yarısı da bağlacın seçeneklerde olduğu. Buradan da sosyalden bakalım isterseniz. Yani cümle tamamlama sorularının türüne de bakmak lazım. Çünkü bunların bir kısmı bakıyorsunuz bağlaç seçeneklerde kullanılmış cümlecik veya bağlaç. Bazılarında ise yarısında ise bağlaç ana cümlede burada olduğu gibi. Yani bunlar bizim için önemli mi? Evet. Eğer bağlaç ana cümlede ise biraz daha rahat çözeriz. Çünkü burada bir fikirle yola çıkıyoruz. Ama eğer seçeneklerde ise biraz daha zaman alabilir. Bu noktada şunu yapmak gerekiyor. Yani fiili mutlaka çizmekte fayda var. Çünkü zaman uyumu her ne kadar çok fazla teknik olmasa da bazı sınavlarda, son yük dil sınavlarında zaman uyumuna da bakmak gerekiyordu. Bazı sorularda, hepsinde değil. Buradan yola çıkmanız lazım. Fiili çizmekte fayda var. Çünkü fiil bizim için çok önemli. Fiil bağlaç. Yüzeysel bir çeviri yapma adına bu önemli arkadaşlar. Dolayısıyla bağlaç ve fiil çizilmeli diyoruz. Bu önemli arkadaşlar. Çizilmeli. Zaman uyumuna bakmak lazım. Zaman uyumuna dikkat edelim. Diğer taraftan arkadaşlar koordineli bağlaç olma ihtimali var. Bağlaca dikkat. Yani both and verir örneğin. Ona dikkat etmek gerekiyor. Veya not only but also verir. Bunlara bakmak lazım. Referans kelime bizim için önemli. Şundan diyoruz referans kelime.
Yani bir önceki cümlede verilen çoğul veya tekil bir ismin karşılığında devamında mutlaka bir zamir olabilir. Buna da bakmak lazım. Şimdi nedir? Bunu da isterseniz sınavdan bir soruyla inceleyelim arkadaşlar. Örneğin diyelim ki burada hemen bir iki tane bulalım. Bazı kelimelerin karşılığı yoksa ona da şöyle bakmak lazım. Yani önceki cümlede o kelime geçmemiş ise bir daha ona bakmaya gerek yok ve yanlış olduğunu düşünebilir. Örneğin burada çocuklar var. İşte buradaki dear ifadesi mesela. Geçi burası parents'ın karşılığı ama dear var, them var, örneğin they var. Bu tür kelimeler veya her, his örneğin bu tür kelimeler bir önceki cümlede anlatılan ismin karşılığı olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Referans kelime de bizim için önemli. Tabi eğer okumanız çok iyi seviyedeyse bu kadar şeye girmeye gerek yok aslında. Ama referans kelime, bağlaç ve fiil çizilme olayı, zaman uyumu ve koordineli bağlaca dikkat ederseniz bu sorulardan çok sayıda ne çıkarabilirsiniz. Zaman sorularına daha sonra bakabiliriz. Belli bir ısınmadan sonra. Zaman soruları ortalama 3 veya 4 adet arkadaşlar. Bunlara da 1 ile 1,5'da 1-2 dakika arası çok fazla aslında bütün seçenek bakmaya gerek yok. Bütün seçeneklere bakıldığı zaman kafanız karışabilir. Burada ise zaman zarfını çizmenizi istiyoruz arkadaşlar. Zaman zarfını çizin. Burada tabii ki bağlacı çizmek lazım. Çünkü anlamı zaman uyumu, zıtlığı, sebep sonucu biraz ona bağlı buluyoruz arkadaşlar. Bağlacı çizmeli. Devamda arkadaşlar genel bir cümle mi değil mi diye bakmak lazım. Çünkü şöyle bir şey. Bazen cümlede zaman zarfı yoktur ve özellikle bir şahıs bir tarih vermediği için genel bir ifade olabilir. Bunlara bakmak lazım. Geçmiş ile ilgili illaki bir zaman zarfı olması gerekmiyor arkadaşlar. Buna dikkat etmek lazım. Şimdi neden diyoruz bunu? Çünkü bazen spesifik olaylar vardır. Ondan dolayı illaki bir zaman zarfına ihtiyaç duymayız. Mesela burada şuna bakalım bir tane zaman sorusu. İki tür zaman sorusu var sınavda. Örneğin burada çok net bir şekilde görüyoruz. Örneğin diyelim ki when var. Bir zaman bağlacı. Şimdi 20. yüzyıl zaten bizim için bir ipucu. First geçmiş zamanı ifade ediyor. Çok net bir şekilde. Burada tabii bu tür sorularda genellikle sınava göre konuşuyorum. Aktif pasif ayrımını sormazlar size. Dolayısıyla net bir şekilde eğer ki bunu gördüyseniz zaten pasta gitmeniz lazım. Devamında da bu olduğunda diye düşünüyoruz. Bu olduğunda bu meydana geldi diye o da tabii ki pas olacaktır. Diğer seçeneklere bakmaya gerek yoktur. Zaman kaybı. Yani tek tek boşluğa bırakma teknik arama. Çeviri yapamıyorum. Belki bir yerden bana bir ipucu gelir diye düşünüyorsunuzdur. Ama okuma anlama varsa belli şeyleri çiziyorsanız zaten direkt cevaba gidiyorsunuzdur. Bu tür ikili yani iki boşluklu zaman sorularında anlam daha çok ön planda. Zaman zarfına bakın. Ama tekli olursa örneğin yani tek bir boşluk varsa burada da kesinlikle aktif pasif söz konusudur. Buna da dikkat etmek lazım. Mesela diyelim ki dikkat edin seçeneklerde hem aktif var hem pasif var. Aslında bir adet pasif var ama dikkat etmek lazım bunlara. Ve tekli olduğu için aktif pasifi soruyor arkadaşlar. Örneğin tarihçilere göre Japonya görsel sanatı tarafından 3 büyük faktör, ana faktör tarafından etkilenmiş ifadesi var. Etkilenmiş ifadesi yani sanat etkilemez, etkilediği yerler var ama burada bay bizim için bir ipucudur arkadaşlar. Dolayısıyla burada kesinlikle pasif yapı. Diğerleri hepsi aktif zaten dikkat ederseniz. Ve have been influenced ifadesi bizim için doğru seçenektir. Zaman sorularına bu şekilde bakmakta fayda var arkadaşlar. Hemen bakalım devamında edat soruları. Bunlarda da 2 ve 3 adet edat sorusu. Bunlara da 1 dakika en fazla ayırmak lazım arkadaşlar. Ve edat sorularında tamlama olabilir arkadaşlar. Yani yanındaki bir fiille beraber kullanımı, kalıp olabilir, ezberlenmesi gereken bazı kalıplar var veya en son çeviri ile çözülebilir. Yani ne kalıptır, ne bir tamlamadır, çeviri ile sadece çözülebiliyor arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım edat sorularına şöyle. Edat sorularında arkadaşlar genellikle kolay olur ama tabii okumanıza da bağlı olan bir şeydir. Yani hemen şöyle bir tane daha sorusuna bakalım. Buradan sosyal sağlık tan çözdük. Bir de fene bakalım arkadaşlar. Sosyal sağlıktan sonra
bir iki soru da ondan bakalım. Yani Eda sorularının şöyle söyleyelim. Öğrenci aslında mesela örnek veriyorum. Şunu örnek verdim. 11. soru. Turn into dönüştürme ifadesi var. Ama bir şey daha var. Birçok uygulamadan bahsediyor. Uygulama da bir alanda olur. O da mühendislikte. Yani okumayla çözdüğümüz. Bu kalıp diyebilirsiniz, çeviri diyebilirsiniz. Ve bir tane de close testin içinde ve ekstra bir soru daha bu şekilde olabilir arkadaşlar. Tekli olanlardan. Ve mutlaka boşluğun sağında sonunda bir ipucu vardır arkadaşlar. Ve o şekilde çözümü kolaydır. Normal okuma yaparken el edatlara dikkat ederseniz bu tür sorular da çok rahat bir şekilde çözülebiliyor. Mesela burada 25. soruda even the latest technological advancement bu cümle çevirisiyle çıkacak olan bir şeydir. Hemen bakıyoruz. İle birlikte anlamı. Neden? Çünkü ancak diyor son gelişme teknolojik ilerlemelerle birlikte bile bu diyor yine de ne olacaktı? 70 yıl alacaktı bizim için oraya varmak. Yani cümle çevirisinden bunu bulmak mümkün oluyor. İyi bir çeviri yapabilmeniz önemli arkadaşlar. Bir sonraki soru, bağlaç soruları. Bunlardan son sınavlarda gerçekten çok sayıda fazla çıktı. 10-12 aralığı. Ve bu sorularda öğrenci ortalama bir 2 dakika süre ayırması lazım. Kesinlikle önce anlama bakmak lazım. Teknikten ziyade anlama bakmak lazım. Şundan dolayı hemen ifade edeceğim birazdan. Bakmalı. Bir arkadaşlar sebep cümleler arasında sebep sonuç ilişkisi var mıdır, yok mudur? Acaba iki cümle arasında bir zıtlık ifadesi var mı, yok mu? Ya da zamanı ifade eden bir durum var mıdır? Acaba bir ek bilgi mi veriyor acaba? Ya da şart ifadesi midir? Ya da diyelim ki koordineli bir bağlaç ipucusu ve anlamı var mıdır, yok mudur? Bunlara bakmak lazım öncelikle. Tabii ki yine fiil bağlacı çizmek lazım. Fiil bağlaç çizilmeli. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Yani en azından bir genel çeviri yapabilme anlamında bu bizim için önemlidir. Şimdi bağlaç sorularında öğrenci tekniğe gittiğinde bazı sorularda evet fiil alır veya diyelim ki isim alır gibi ifadeler var. Ama yine de anlam çok ön planda. Buna da hemen şimdi beraber bakacağız. Şimdi bir soru yapalım. Sağlıktan bir soru açalım. Bağlaç soruları tabii şu açıdan önemli arkadaşlar. Sınavda çok sayıda var. Cümle tanımlamada da var. Birçok yerde sınavda 250-300'e yakın bağlaç çıkmaktadır. Tabii bazıları tekrardır. Detler çok çıkar. Burada şu bizim için önemli. Cümleyi diyelim ki herhangi bir bağlaç sorusu. Bazıları çok kolaydır. Örneğin bazı işte Alzheimer'da hastalar diyor muazzam bir korku ve diyelim ki gerginlik yaşarlar ve onlar yavaş bir şekilde kaybederler bağımsızlıklarını. As they start, mücadele etmeye başladıklarında diyor, gerçekleştirmek için mücadele etmeye başladıklarında basit günlük aktivitelerle. Neden böyle yaparlar? Yani bazı hastalar, Alzheimer'da hastalar muazzam bir korku yaşar deneyimle ve onlar kaybediyorlar. Burada bir sebep sonuç ilişkisi zaten tek bir bağlaç olur. Yani çünkü onlar bağımsızlıklarını kaybediyorlar. Dolayısıyla bağımsızlığını kaybeden bir kişi tabii ki korku yaşayacaktır. Sonuç değildir. Yani sebep sonuç ilişkisi bakımından bir önceki sebep diğeri sonuç olmadığı için olmaz. Şartlık bir durum yok. Zıtlık bir durum yok. Örnek verilen bir durum yok. Yani bunu tabii cümleyi detaylı çevirdiğinizde siz dediğime hak vereceksiniz. Yani çeviriden bunun anlamını çıkarmak mümkün. Yoksa isim alır, cümle alır gibi bir yapıyla çözdüğümüz bir şey değil. Veya diyelim ki bire bakalım. Diyelim ki bir organ veya vücuttaki yapısındaki herhangi bir değişimden bahsediyoruz. Bu yaralanma veya hastalıktan kaynaklı olacak ki bunun ismi ne olsun? Bir lezyon olsun. Bundan kaynaklı bir değişim söz konusudur. Yani bu tür yapılar genellikle mesela evet cümle alır ama isim alır ama isim alır veya diyelim ki cümle isim aldığı yerler ama yine de anlama bakmak lazım. Yani iki şık arasında kaldığınızda bile anlamı çözemediyseniz yine soru çözülemiyor. Cümle tamamlama sorularında da yine bağlaç bizim için önemliydi arkadaşlar. Ama bunlarda da ortalama 2 dakika belli yerde çizilerek çok rahat bir şekilde cümleyi çözebilirsiniz. Close test aslında biraz önce açıkladığımız zaman, edat, bağlaç soruları var. Kelime sorularını barındıran bir soru tipi. Bunlardan arkadaşlar
Toplamda 10 soru var. 2 close test var çünkü. Bunlara da ortalama bir 15 dakika ayırmak lazım. İkisine toplamda. Her bir gramer sorusu için çözdüğümüz ne varsa buna da bakmak lazım. Ama hızlı bir okuma önemli. Klozesi çözdükten sonra en azından göze batan yanlış bir ifade varsa soru bakımından onu tekrar inceleyip düzeltebilirsiniz. Ve bir gramer sorusu gibi çözmek lazım. Genellikle burada edat soruları ve bağlam soruları edat biraz daha diyelim ki sağındaki sondaki kelimelerle kalıp olarak çözülebilir. Zaman sorusu örneğin klozesin genel zamanına göre çözülebilir arkadaşlar. Ama sonuçta bunda bir gramer sorusudur arkadaşlar. Ona göre dikkat etmek lazım. Hemen bir bakalım bir tane soruya arkadaşlar. Mesela bütün zor ve kolayına bakmadan önce ne sorusu olduğuna bakmak gerekiyor. Bütün sorular için bu böyle. Örneğin burada bir tane sıfat sorusu var. Cümleyi okuyup belki devamındaki kelimeyle birlikte cümleyle birlikte anlamlandırmak lazım. Diyelim ki saç değişimi ve diyelim ki saç daha sonra saç ekmesinden bahsediyor. Cerrahi bir prosedürdür diyor. Tekrar konumlandırmak için diyor. Belli saçta saç köklerini alanlardan nereye? İşte kafatasın belli alanlarından belli alana diyecek. Yani orada hangi alanlara? Hemen şurada ara bilgiyi çıkarmak lazım. Çünkü ara bilgi o kafatasıyla ilgili yerden bahsediyor. Bu alanlardan saçın diyor diyelim ki kalıcı bir kayıp yaşadığı bir alana. Peki hangi alandan hangi alana saç transferi yapılır? Bol olan alandan kel olan veya saç kaybının olduğu alana yapmak lazım. Bol ifadesi de bounded yani aşık, detaylı, sıkı, tanıdık, gizli gibi kelimeler uymaz. Yani çevirden direkt kelimeye gidebilirsiniz. Bir gramer sorusu gibi bunu düşünüyoruz. Her bir soruya gelmeden ne sorusu olduğuna bakmak lazım. Edat deyip ona göre bakmak gerekiyor arkadaşlar. Bu önemli. Mesela reason for bir şey için sebep diyoruz. Direkt işte diyelim ki for edatına C şıkkına gitmek gerekiyor. Bunun gibi arkadaşlar. Hemen bakalım. Az sorumuz kaldı. Anlam bozan sorular bunlar 6 adetti arkadaşlar. İkişer dakika ayırmak lazım. Bunlarda çok genel veya çok özel ifadelere dikkat etmeli. Bu önemli bizim için çok genel ve çok güzel ifadelere dikkat etmeli diyoruz. Ama hızlı bir okuma yapmak lazım. Okuma yapmalı. Ve fiiller çizilmeli arkadaşlar. Fiiller çizmeli diyoruz. Bunu da şunun için söylüyoruz. Yani bir daha özetlemeye ihtiyacı olursa en azından ne yapacaksınız arkadaşlar? Çok kolay bir şekilde özetleyebileceksiniz. Sorulara bakalım. Örneğin burada tabii bir soruda diyelim ki tabii uzun var kısa var çok fark etmiyor bizim için. Hemen şöyle bir bakalım. Mesela insanların hareketi diyor ne olarak isimlendirilmektedir? Bayanların hareketi has often genellikle isimlendirilmiştir. En önemli sosyal hareketlerden biri olarak isimlendirilmiştir. Ve onun en temel hedefleri, en temel hedefi art to improve geliştirmekti. Neyi geliştirmekti? Bayanların sosyal, ekonomik ve politik koşullarını geliştirmekti. Fiili çiziyorum. Bayan hareketi bu. Bayanlarla ilgili tabii ki sosyal, ekonomik gelişmeleri artırmak için ve onların durumunu artırmak için koşullarını iyi bir noktaya getirmek için bir hareket. Bir iki bağlı. Çeşitli hareketler rol oynamaktadır diyor. Kültürel toplumu şekillendirmekte. Burada dikkat edildiyse konu bayanların konusundan çıktı gibi. Şu 3 numara. Yani genel bir hareketten veya çeşitli hareketlerden bahsediyor. Bundan net emin olmak için aslında hemen 2'den sonra 4'ü okumak gerekiyor. Yani daha net bağlı olup olmadığını anlarız. Yeni fikirleri, topluma yeni fikirleri ne yapmak veya politika yapımcıların üzerindeki baskıyı artırmak, yeni fikirleri sunmak diyor. Onların diyor, daha sonra ana hedeflerdir diyor bu hareketin. İşte bu hareket dediğimiz şey, this movement, daha önce bahsettiğimiz tekli hareketten bahsediyoruz. Yani bayanların hareketi. Ve devamında da bu özelliklerin ötesinde bununla birlikte diyor ne vardır? Kayda değer bir çeşitlik vardır. Spesifik bayan hareketleri arasında dünyada. Dolayısıyla şu C'de bahsettiği
Yani değişik hareketler belki bir makalenin bir yerinde, yani bununla ilgili makalede bir yerde geçiyor ama burada geçmiyor. Yani biraz daha konuyu genelleştirdi diyebiliriz. Ve bunlar çıkar. Hızlı okuma, çeviri ve fiili çizmek burada bizim işimize yarıyor arkadaşlar. Bunlara da 2 dakika ayırmanızda fayda var. Paragraf soruları 5 çarpı 3 arkadaşlar eşittir. Kaç tane soru? 15 soru var. Bunların her birine 12 dakika arkadaşlar ayırmak lazım. 12 dakika civarı. Bunların bazı soruları arkadaşlar zordur. Kolaydan bakmak lazım. Kolayı seçin. Ve diyelim ki daha önce okumuş olduğunuz bir metin varsa, onunla ilgili bir şey çıkarsa buna dikkat edin. Ve mutlaka önce soru köküne bakmak lazım. Önce soru köküne, ne istediğine bakmanız gerekiyor. Devamda arkadaşlar paragraf 2 defa okunmalı. 2 defa okunmalı. Ve bunların ilki arkadaşlar ilk okumada paragraf mutlaka bölünmeli. Bölünmeli arkadaşlar. Ve fiil bağlaç çizilmeli. Özet için bu önemli arkadaşlar. Fiil bağlaç çizilmeli. Mutlaka devamında arkadaşlar ikinci okumayı yapmak lazım. Okumayı özet için yapınız arkadaşlar. Özet için yapmalı. Ve seçeneklerde de şuna dikkat etmek lazım. Seçeneklerde parçada hiç geçmeyen ifade elenmeli. Arkadaşlar onun dışında bazı seçeneklerde aşırı uçta zarf vardır. Aşırı uçta zarf. Bizim kitap ve okumalarda derste de buna çok değindik arkadaşlar. Aşırı uçta zarf vardır ve şüpheyle bakmalı. Yani olmama ihtimali yüksek. Cevabın olmama ihtimali yüksek arkadaşlar. Ve son olarak eş anlamlı cümleler, seçenekler cevap olabilir. Yüksek ihtimal diyoruz. Hemen bir tane paragraf sorusuna bakalım arkadaşlar. Paragraf sorularında bilindik tanıdık paragraflara bakmanızda fayda var. Önce ne sorusu istiyor sizden, ona bakmak lazım. Dijital böler ve dijital bölünme nedir? Divide, ona bakacağız. Parçaya göre, bilgiye göre diyor. Araştırma merkezindeki bilgiye göre ve burada da parçadan çıkarılabilir ki. Bunlara gerekirse kısa kısa buraya not tutulabilir o bilgilerle ilgili. Sonra okurken belli noktalardan bunları bölmek lazım. Bazen tarihten bölünüyor. Bazen arkadaşlar şahsa göre bölünebilir. Bazen fikir değişikliği olumlu olumsuz. Bazen rakamlardan. Bazen de arkadaşlar diyelim ki bağlaçtan bölünebiliyor. Buna dikkat etmek lazım. İyi bölünme yapılabilirse bölüm yapıldığı yerlerin cevap olduğunu unutmayın arkadaşlar. Sonra ikinci okumayı özet için yapacaksınız. Seçeneklere geldiğinizde arkadaşlar tabii ki fiili çizmekte de fayda var. Ama daha çok mesela parça dediğim ki bir ifade geçmediyse teknolojinin dağılımı dağıtımı geçmediyse bölmek lazım. Veya aşırı uçta bir zarfın olduğu yerlere dikkat etmek lazım. Bu şekilde natlar, özellikle no'lar arkadaşlar, bu da bizim için önemli. Özellikle no geçerse, never geçerse, not geçerse, always gibi ifadeler arkadaşlar, only gibi ifadeler aşırı uçta zarflardır. Bunlar bizim için yanlış olma ihtimali olan yerler. Bunlara dikkat etmek lazım arkadaşlar. Bu şekilde çözerseniz en azından belli soruları çok fazla paragrafları çok çevirmeden de sonuca ulaşmanız mümkün olabilir. Hemen bakalım devamında ne var arkadaşlar? Kelime soruları var. En sona bıraktık. İyi bir ısınmadan sonra, iyi bir anlamı belli bir noktaya getirdikten sonra okuma anlamayı, kelime soruları çözülebilir. Belki de çok basit soruları bazen kelimeleri tanıdığınız için çözebildiğinizi düşünebilirsiniz. Ama o ilk etapta çok fazla okumaya alışkın olmadığınız için, daha doğrusu ısınma olmadığı için yanlış yapma olasılığı da yüksektir. O yüzden tavsiyem mutlaka belli soruları yaptıktan sonra kelimeye bakmanızdır. Kelime soruları ortalama 4-5-4-6 aralığında, ortalama 1-2 dakika zaman ayırmak lazım ve bakmak lazım. Acaba tamlama mı değil mi? Tamlama olup olmadığına bakmak lazım.
Bu da önemli. Yani iki kelime yan yana anlamlı olup olmaması. Olumlu olumsuz anlama bakmak lazım. Bu da önemli. Olumlu olumsuza bakmalı. Hemen şöyle. Acaba sizden bir sıfat mı istiyor? Zarf mı istiyor? İsim mi istiyor? Veya diyelim ki fiil mi istiyor? Ona bakmak lazım. Ona göre cümleyi çevireceksiniz. Ve tabii ki en önemlisi anlamlandırma. Cümleyi okuyup anlamlandırma önemli arkadaşlar. Hemen bakalım bir tane sorumuza. Örneğin kelime sorusundan başlayabiliriz. Eskiden ilk başta kelime verirlerdi, sonra bağlar, sonra zaman, ama şimdi karışık vermeye başladılar. Zaman, bağlar sorusu, zaman sorusu, kelime sorusu birer tane arka arkaya gelmekte arkadaşlar. Hemen bakalım. Mesela buradan bozuklukla ve fonksiyon kulağın fonksiyon bozukluğu veya bozuklukları burnun, ağzın diyor değişir diyor. Daha doğrusu yapsal şu anda doğumda yapsal ne? Yapsal ya yani doğum daha doğrusu enfeksiyona doğumda enfeksiyon hastalık ve kanser gibi hastalık ve enfeksiyonlardan kaynaklı ne olabilir? Bunlar da bir yapsal bozukluk yaşayabilir veya böyle bir yapsal bozukluk ortaya çıkabilir. Defekt dediğimiz. Yapsal imaj belki başka yerde kelime sorusu olabilir ama burada değil. Çünkü anlamca. Örneğin yapsal tedavi yoktur burada. Yapsal amaç, yapsal kapasite diye bir şey yok. Ama yapsal bozukluk. Çünkü zaten aslında burada bozukluk ifadesi, düzensizlik, fonksiyon bozukluğu ve devamında hastalık ifadeleri burası için net bir bilgi olabilir. Bazı sorularda böyle. Ama mesela sosyal ilgili sorularda başka bir kelimeye bakalım. Diyelim ki bir zarf sorusu veya başka bir soru. Örneğin bu zarf sorusu. Bakalım. Örneğin labirent ismi diyor verildi. Eski Yunanlılar tarafından ve Romalılar tarafından binalara tamamıyla ya da yer altı. Tamamıyla ya da diyelim ki pasajda koridorlarla birlikte tamamıyla yer altına veya kısmi yer altına verilen isimdi. Çünkü küresel yer altı, hızlı bir şekilde yer altı, son zamanlarda yer altı veya sosyal olarak yer altı ifadesi buraya uymuyor. Yani kelimeler daha çok fiil, bağlaç çizilerek anlamlandırılarak, yanındaki kelimeyle anlamlı olup olmadığına bakılarak çözülebilecek sorulardır arkadaşlar. Fiil için ayrı bakmak lazım. Yüklem olarak. Sıfat için yanındaki kelimeyle birlikte nasıl bir anlam kazandığına bakmak lazım. Zarf fiille birlikte veya anlamlı bir cümle oluşup oluşturmadığına bakmak gerekiyor. Yani bunun gibi bazı detaylar arkadaşlar. Ve son olarak paragraf tanımlama soruları altta adet. Bunlara bakmayın arkadaşlar. Zaman çok iyi kalırsa 25 dakika kalırsa her birine 3-5 dakika ayırın bakın. Ama onun dışında 1 dakikada bunları sadece kafadan atın. Evet belki yani bir hoca demez bunları kafadan atın ama arkadaşlar sınavda 80 soruyu full çözmek için girmiyorsanız belli bir notunuz varsa 70 ve üzeri soruları arkadaşlar 70'e yakın en azından soruyu anlamlı çözmek lazım. Bu da zaten size istediğiniz notu verecektir. Buna çok zaman kalabileceğini zannetmiyorum. Evet bir teknik soru çözümü var ama iyi bir zaman kalması lazım ve zaman aldığı için de sona atıyoruz bunları arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım arkadaşlar paragraf tanımlama soruları. Gördüğünüz gibi paragraf var. Cümleleri de uzundur. Bazen devamında bir referans kelime olabiliyor ama her zaman bunlar yok. İyi bir anlama gerektiriyor arkadaşlar. Süre varsa tabii ki çözülüp yapılabilir. Referans kelimelere bakacaksınız. Hızlı okumanız gerekiyor. Bunları seçenekleri tek tek boşluğa bırakıp hızlı bir çevirme yapmak gerekiyor. Çeviri yapmak gerekiyor. Mesela bunların bir kısmı da bizim için ipucudur. Kolay olanlar olur. Zaman kalırsa hızlı bir şekilde bunları çözün. Zaman kalmazsa arkadaşlar kafadan atmanız belki daha iyi olacaktır. Son olarak da şunu söyleyebilirim. Son bir hafta çok okuma yapın arkadaşlar. Bol bol fiil bağlaç çalışın. Teknikten uzak durun. Kendinizi 3 saat okuma yapmaya alışın arkadaşlar. Her gün bir 3'er saat falan yaparsanız sınavda sizin için biraz daha kolaylaşacaktır. Herkese başarılar diliyorum. Herkesin istediği notu, ihtiyacı olan notu alması dileğiyle arkadaşlar.